Türkiye'nin sıcak gündemi yine çok yüklü. Hem içeride hem dışarıda. Ekonomide alınan son kararlardan sonra, yani faizlerin yükseltilmesinden sonra Batı'nın Türkiye'den talepleri yerine getirilecek mi, getirilmeyecek mi? Tartışma bu çerçevede seyrediyor. Ancak Batı'nın isteklerinin yerine getirilmesini savunan bazı kesimler eskisine göre çok daha cesur bir şekilde sahneye çıktılar ve bu konuda baskılarını arttırdılar. Tam bu tartışma sürerken AK Parti'nin ağır toplarından Bülent Arınç da bir televizyon kanalına çıktı ve hukuk reformu çerçevesinde bazı görüşler açıkladı. Bunlardan bir tanesi de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin çok tepkisini çekti. Neydi bu? HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmaları. Ki ortada bir yargılama vardı, bir hüküm giymişti ve buna rağmen bunların serbest bırakılmaları konusunda bir görüş belirtti. Buna MHP'den tepki çok sert oldu. MHP Arıncı doğrudan hedef aldı ve Bahçeli de bu tepkiyi bizzat gösterdi. Kulislerde Cumhur İttifakı dağılıyor mu tartışması başladı ve MHP'nin tavrında kararlı olduğu konusunda bilgiler düştü. Tabii her zaman olduğu gibi araya girenler oldu, temaslar sağlandı. Bir süre sonra belli bir noktada anlaşmaya varıldı. Zaten tartışılan konulardan bir tanesi şuydu. Bülent Arınç onu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde mi yapmıştı bu açıklamaları yoksa kendi başına mı yapmıştı? Bu tartışıldı. Nihayet pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Bülent Arınç'a isim vermeden biraz sert şekilde yüklendi. Cumhurbaşkanının bu yüklenmesinden sonra Bülent Arınç pazartesi günü bazı gazetecilere Cumhurbaşkanının açıklamalarını kendisini rencide ettiğini belirtti ve bu çerçevede dün için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapacağını ve bu görüşme çerçevesinde buradaki görüşmedeki karşılıklı anlaşma çerçevesinde görevinden istifa edebileceğini belirtmişti. Nitekim dün bu istifasını resmen açıkladı. Tabii daha önce ekonomiden sorumlu Bakan Berat Albayrak hem de aileden birisi istifa etmişti. Ondan sonra ikinci bir istifa tabii siyasi kulisleri birden hareketlendirdi. Yani bakalım önümüzdeki günlerde bu istifanın yansımaları ne şekilde seyredecek. Ancak Cumhurbaşkanı'nın tavrı ve Bülent Arınç'ın istifasından sonra Cumhur İttifakı içerisindeki anlaşmazlık konuları şimdilik durulmuş gözüküyor. Evet, dışımızdaki diğer sıcak gündemde Doğu Akdeniz'deki son gelişme. Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyni Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya maddesi götüren bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurdu ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 16 saat aradı. Olay şöyle gerçekleşti. Türk bandıralı Roselina A gemisi taşıdığı insani yardım malzemeleriyle İstanbul'dan demir alarak Libya'ya doğru hareket etti. Geçti. Gemi Mora Yarımadası'nın güneybatısındaki uluslararası sularda durduruldu. Bu tür durdurma ve aramalarla ilgili olarak geminin hangi bayrağı taşıyorsa, gemi hangi bayrağı taşıyorsa öncelikle ondan bir izin alınması gerekiyordu. Uluslararası hukuk bunu emrediyordu. Ancak bu gerçekleşmeden, böyle bir izin alınmadan Türkiye'den Hamburg Fırkateyni personeli helikopterle gemiye indi. Öyle gözüküyor ki gemide Libya'ya silah taşıdığı öne sürülmüştü. Bu çerçevede gemide arama yapıldı ve aramada da bazı uygun olmayan yöntemler kullanıldı ve bununla ilgili görüntüler de bütün kamuoyuyla paylaşıldı. Konteynerler tek tek arandı. Gemi yöneticileri, gemideki sorumlular bir odaya toplanıp bu şekilde etkisiz hale getirildi ve bu arama gerçekleştirildi. Türkiye buna çok sert tepki gösterdi. Yani ki bir defa kendisinden izin almadığı için böyle bir şeyin yapılması uluslararası hukuka aykırıydı ve bu nedenle bu hatırlatıldı. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Alman fırkateyninin Türk gemisine izinsiz ilişi için yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bir eylem değerlendirmesi yaptı. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, İrini Hareketi'nin Avrupa Birliği tarafından yürütülen ancak amacı ve faydası tartışmaya açık bir hareket olduğunu söyledi. Kaptan dahil tüm personelin zorla üstlerinin arandığını bildirdi. Bütün personel bir yere toplanarak alıkonulmuş, kaptanın başına silahlı asker dikilerek zor kullanılmak suretiyle konteynerler aranmıştır dedi. Bu arama şekli gerçekten uluslararası hukukçular tarafından da çok tartışıldı. Bazı hukukçular olayı daha önce Filistin'e yardım malzemesi götürülürken İsrail tarafından baskın düzenlenen Mavi Marmara gemisine benzetildi. Gemisi olayına benzetenler oldu. Yani yapılan işin açık bir uluslararası hukuk ihlali olduğu belirtildi. Alman Savunma Bakanlığı daha sonra bir açıklama yaptı. Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü Türk gemisinin yükünde yasak olan herhangi bir malzeme bulunmadığını açıkladı. Geminin Libya'ya yönelik silah
silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelendiğini ifade eden Sözcü, arama görevinin Roma'daki Irini Operasyon Merkezi'nden verildiğini bildirdi. Sözcü hatta burada kendileriyle bu konuda herhangi bir karar vereceği olmadığını ifade etmek için süreci anlattı. Süreçte de şöyle dedi: Firkateyn burada uygulayıcı unsurdur. Firkateyn'de hangi geminin aranacağı yönünde karar verilmiyor. Operasyon yönetimi koşulları inceliyor ve aradan bu gemi şimdi incelenmelidir diyor. Sonra da o gemi incelemeye alınıyor. Bunun için de geminin bandıralı hangi ülkeye aitse o ülkeden de onayı alınması gerektiğini bildiriyor. Yaklaşık 4 saat içinde aramaya itiraz edilmemesi durumunda bunu aramaya onay verildiği anlamına geldiğini ifade eden Sözcü, bildiğimiz kadarıyla dün de böyle oldu. Ayrıntılar konusunda bize değil Roma'daki operasyon merkezine müracaat edin bilgisi veriyor. Tabii bu da Almanya'nın da bu işten çok doğru olmadığı, bu işin çok doğru olmadığı noktasında bir durumun ortaya çıktığı ve topu Roma'daki merkeze attığı değerlendirmesi yapılıyor. Evet, gemi aramadan sonra Libya'ya doğru hareketini sürdürdü. Ancak bu olay önümüzdeki günlerde daha çok başımızı ağrıtacak veya da tartışması sürecek. Hele ki tekrarlanması durumunda yepyeni olaylara yol açacak gibi gözüküyor. Çünkü daha önce Türkiye bu tür gemileri gönderdiği zaman savaş gemileriyle eşlik ediyordu ve savaş gemileri Libya limanına kadar gemiyi götürüyordu. Ancak ortalığın biraz sakinleşmesinden sonra bundan vazgeçildi ve gemilerin normal ticari işlemlerini sürdürdüğü anlaşılıyor. Evet, bu konunun, yani dışımızdaki konunun bir tanesi. Bir başka konu daha var ki o da dolaylı yoldan bizi de ilgilendiriyor. O da nedir? İsrail Başbakanı Netanyahu Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Tabii bundan bir 5-10 sene böyle bir şey olur mu dediğiniz zaman kimse böyle bilgiler kesinlikle doğru değildir yanıtını verirdi. Ancak şu anda durum çok farklı. Amerika kendi denetiminde olan Arap ülkelerine, özellikle petrol üreten Arap ülkelerine baskı yaparak İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istiyor. Bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi birçok ülke, işte yine Sudan gibi ülkeler belli mesafe aldılar. Anlaşmalar yapıldı. Hatta bazıları gittiler. Bizzat Trump'ın önünde bu anlaşmaları imzaladılar. Suudi Arabistan bu konuda net, yani resmi bir tavır almadı ama İsrail'le ilişkilerini sürdürdüğü herkes tarafından bilinen bir durum. Şimdi bu ne zaman gerçekleşti? Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun görevi devretmesine az bir süre gerçekleşti. Biliyorsunuz Pompeo 7 ülkeyi kapsayan 10 günlük bir bölgemizi ilgilendiren geziye çıkmıştı. Hatta Türkiye'de gelmiş. Türkiye'de hiçbir resmi gezi yetkiliyle görüşmeden sadece Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmiş ve ülkemizden ayrılmıştı. Bu da çok tartışılan bir ziyaret olmuştu. Aynı Pompeo şimdi İsrail'e, oradan da Suudi Arabistan'a geçiyor ve Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bir araya getiriyor. Bu peki bilgi doğru mu yanlış mı? İşte bilgi basına düştükten sonra herkes bu konuyu tartıştı. Bu görüşmeyi ilk duyuran İsrail basın organları oldu. İsrail televizyonu pazar günü gizli bir şekilde Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdiğini Netanyahu'nun söyledi. İsrail'de yayın yapan Ordu Radyosu gelişmeyi doğruladı. Netanyahu'nun Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla bir araya geldiğini duyurdu. İsrail Başbakanlık ofisinden bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da İsrail ordusunun resmi yayın organı ve yine diğer İsrail basınının bunu sızdırmış olması olayın doğruluğunu gösteriyor. Suudi Arabistan her ne kadar bu görüşmeyi reddese, böyle bir buluşma olmadı dese de bölgeyi yakından izleyen hemen hemen herkes İsrail Başbakanı Netanyahu'nun pazar günü Suudi Arabistan'a gittiğini doğruluyor. Zaten Netanyahu'nun kullandığı uçağın rotasının da görüntüleri yayınlandı. Bu görüntülerde de Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a gittiği açık bir şekilde belirtiliyor. Evet, bu tabii önümüzdeki günlerde nasıl bir sonuç ortaya çıkaracak? Buna Arap ülkelerinden bir tepki olacak mı? Müslüman ülkelerden bir tepki olacak mı? Onları bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz. CRI 2.